geçireyim. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam siz de en son buralara geldik mi? Hatırlayan var mı? Mani'de kaldık hocam. Mani. Ha, Malazya işledik, Mani'de kaldık. tamam, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mani. Mani'yi de gördük aslında. Ama kısaca üzerinden geçelim. Arkadaşlar Mani, Türkçe'ye de zaman zaman kullandığımız bir kelime. Mesela manyak diyoruz ya, manyak. Oradan geliyor. Manyak yani. Sık sık kullandığımız ve hatta günlük hayatta çokça kullanmak zorunda kaldığımız bir kelime. Çünkü ortalıkta manyak çok. Değil mi? Manyaktan geçilmiyor. O yüzden bu kelimeyi çok kullanıyoruz. Yani bir şeyi çılgınca isteyen demekti. Kleptomani çalma hastalığı. İşte erotomani bu yani bir cinsel sapıklık hastalığı. Üzerine durmuyorum arkadaşlar ve geçiyorum. Şimdi yeni kelimemiz megali. Öncelikle arkadaşlar mega kelimesi var. Mega Yunanca büyük demek aslında. Tabii ki bunu günlük hayatta da kullandığımız bir kelime gene. Örneğin byte, hatta bit. Onu neymiş? Anladın mı hiç? Evet, yani sesleri mecburen kapalı tutmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Bundan dolayı arkadaşlarımız farkına varamıyorlar. O yüzden konuşmak isteyen raise hand yapsın. Veya sesim olur da internetim düşer ve ses giderse lütfen arkadaşlar el işareti yapın zahmet. Oradan anlayayım ben. Çünkü millet farkına varmıyor. Yani sesini açtığını bilemiyor insanlar. Bu da gayet doğal bir şey. Online derslerde. Evet, mega büyük demiştik. Mesela işte bit bilgisayarın en küçük parçası. Bit var, byte var, kilobyte var. Malum megabyte var, gigabyte var. Böyle gidiyor. Terabyte falan. Megali ise arkadaşlar bir şeyin büyümesi demek. Yani mega büyük, megali büyüme. Mesela baktığımız zaman örnek kelimemiz hepar, karaciğer. Hepato, megali, karaciğerin büyümesi. Mesela sağdaki resme baktığımız zaman karaciğer gerçekten ciddi anlamda büyümüş gibi görünüyor. Karaciğerin büyümesinin sebebi büyük bir ihtimalle iltihap. Yani karaciğer ya tümör sebebiyle büyür ya da iltihap sebebiyle büyür. Mesela karaciğer tümörü dediğimiz zaman da hepatom, karaciğer tümörü. Yani tümör kelimesini ya gördük ya göreceğiz bu dersten. Bir şeyin sonunda om olduğunda onun şiştiğini anlıyoruz. İhtis neydi? İltihaptı. Mesela hepatit dediğimizde karaciğerin iltihaplanması neye sebep olur? Hepatomegaliye yol açar. Evet, bu arada chatten aynen akromegali oluyor. Akro biliyorsunuz kol ve bacakların tamamına verilen isim ekstremite. Ama ekstremite kelimesi herhangi bir kelimeyle birleşmiyor. Onun yerine bunların öneki akro kelimesi. Akromegali dediğimiz zaman kol ve bacakların büyümesi. Çoğunlukla bu malum bildiğiniz gibi jigantizm denen bir hastalık var. Yani devlik hastalığı. Yine hatırlayın bir şeyin sonunda izin varsa o bir hastalıktı. Yani tıpta bir hastalık gösteriyor ama günlük yaşamda genelde doktrinleri gösteriyor. Yani fikir akımlarını gösteriyor. Ama tıpta her zaman bir şeyin sonunda izin varsa her zaman demeyeyim ama çoğunlukla arkadaşlar hastalık olduğunu anlıyoruz. Örneğin jigantizm hastalığı akromegaliye yol açıyor. Yani devrik hastalığında aynı zamanda o kişinin kol ve bacakları da büyüyor. Ama bunun tersi nanizm yani cücelik hastalığı. İşin ilginç tarafı arkadaşlar cücelerin baş ve gövdesi normal ama bunların ekstremiteleri küçük. Yani her şeyleri gayet normal ama kol ve bacakları, elleri ne yazık ki diğer insanlara daha küçük. O yüzden çoğunlukla bunlar obez oluyor. İster istemez yani hareket kısıtlamasından kaynaklı böyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet mesela splenomegali dediğimiz zaman splen dalak demek. Splenomegali dalağın büyümesi, kardiyomegali kalbin büyümesi hangi böyle? Ya da sefalomegali, sefal baş demek. Sefalomegali başın büyümesi. Bunun arkadaşlar bir de önek hali var. Yani megalisonek. Fakat eğer ön tarafında makro kelimesi olursa bu da büyük anlamına geliyor. Mesela makro sefali, başın büyük olması durumu, makrokardi, kalbin büyük olması durumu gibi kelimeler de mevcut. Evet dedik ya om diye bir kelimemiz var. Om kelimesi bir şeyin şiştiğini veya o organda tümör olduğunu gösteriyor. Bu kelimeyi sık sık günlük hayatta maalesef duymaya başladık son yıllarda.
Mesela aden bez demek. Bunun sonuna om geldiğinde adenom nedir? Bezin iyi huylu tümörü. Yani eğer sonunda sadece om varsa bu iyi huylu olduğunu gösteriyor. Ama karsinom varsa bu da onun kötü huylu tümör olduğunu gösteriyor. Çünkü Yunanca arkadaşlar K harfi de yazılıyor. C ile de yazılabiliyor. Karkinos yengeç demek. Yunanca. Yani neden kanser hastalığına yengeç demişler bilemiyorum. Yengeç kelimesinden gelmiyor. Yani Türkçe'ye o şekilde geçmiş. Mesela karsinom dediğimizde bu kötü huylu tümör. Yani kanser. Örneğin adenom bez tümörü, adenom karsinom bezin kanseri. Mesela hepatom karaciğer tümörü, hepatokarsinom karaciğer kanseri. Yani neyin sonuna karsinom gelirse ona arkadaşlar onun kanser olduğunu anlıyoruz. Hatta bildiğiniz gibi bazen hani bunu halk pek kullanmıyor ama doktorlar kendi arasında ne diyor arkadaşlar? İşte akciğer SA, kolon SA, işte rektum SA filan. Yani C ve A harfleriyle kısaca ifade ediyorlar. Çünkü CA nereden geliyor? Karsinom ya da karkinos kelimesinin kısaltması CA. Onu da Türkçe okunuşu SA şeklinde olduğu için yani kanser denmez de çoğunlukla işte SA, akciğer SA'sı falan gibi bu şekilde ifade ediliyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tümörle kanserin farkı şu. Tümör belli bir büyüklüğe erişir ve orada durur. Daha fazla büyümez. Ve artı metastaz yapmaz. Hani metastaz kelimesini geçen hafta onlar gördüler. Meta öteye veya ötesi demekti. Stazda durma demek. Yani bu kelimenin Türkçe karşılığı olmadığı için hani öte göç diye bir kelime bulmuşlar ama o çok kullanılmadı. Benimsenmedi bu kelime. O yüzden metastaz gibi aynen kullanıyoruz veyahut da kanserin sıçraması. Yani uzak bir organın göç etmesi. Hani yakın organlara komşuluk yolda bulaşıyor. Örneğin yayılıyor pardon. Mesela kolon kanseri. Örneğin ince bağırsak kanserine ya da rektum kanserine sebep olabiliyor. Rektum bildiğiniz gibi kalın bağırsağın kalın bağırsakla anüs arasındaki yaklaşık 13-14 santimlik düz bağırsağa rektum adı veriliyor. Yani kolon kanseri mesela komşuluk yolda ne yapabilir? Rektuma yayılabilir. Ya da yukarı taraftan ince bağırsağa yayılabiliyor. Ama arkadaşlar bir de hiç alakası olmayan mesela kolonla, kalın bağırsakla gırtlağın bir alakası var mı? Yok. Ama ne yapabiliyor? Lenf sistemine karışarak kanser hücresi diğer organlarda, uzak organlarda bile kanser oluşturabiliyor. En büyük özelliği de arkadaşlar kanser hücresinin kendi damarını yapması. Çünkü çok hızlı yayılma özelliği var. Çok fazla miktarda oksijen ihtiyacı var. Bunun için de ne yapıyor? Kendi damarını inşa ediyor. Buna anjiyogenez deniyor arkadaşlar. Yani kanserin kendi damarını yapması olayına anjiyogenez adı veriliyor. Evet, om ve karsinom bu şekilde. Bir diğer kelimemiz de pati. Yine bir kelimenin sonunda pati olduğunda o şeyin hastalığı demek. Anlamı bu. Ve tabii ki bu hastalığa yakalanan kişilere de pat deniyor. Mesela lenf adenopat dediğimiz zaman malum lenf kelimesinin Türkçe karşılığı yok. Aynen lenf diye kullanıyoruz ama aden kelimesinin Türkçe karşılığı bez. Bez şeklinde. Lenf aden dediğimiz arkadaşlar lenf bezi anlamına geliyor. Sonuna pati eklediğimiz zaman da lenf bezinin hastalığı. Bu ne olabilir? Lenf bezinin hastalığı. Örneğin lenf bezinin büyümesi olabilir veyahut da lenf bezi iltihabı olabilir veya lenf bezi tümörü olabilir. Ama hastalığı dediğimiz zaman o lenf beziyle ilgili tamamını, yani bütün hastalıkları anlamış oluyoruz. Yine mesela kardiyopati, kalp hastalığı, psikopati, ruh hastalığı falan gibi. Yani pati kelimesini arkadaşlar bir anlamı bu, hastalığı. Ama patinin yine slide'da görüyorsunuz ikinci bir anlamı daha var. Hissetme anlamı var. Mesela sağlık personeli için şöyle bir şey derler. Parzman hastayla arkadaşlar diyaloğumuzda 3 şey geçerli. Bu nedir bunlar? Empati, antipati, sempati. Bakın burada hastalık demek değil. Pati hissetmek anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi mesela bazen
hastalar ne yapabilir arkadaşlar? Sağlık personeline o ajitasyon durumundan dolayı belki adam sövüyor, sayıyor mesela. Hastaya kızıyor, bağırıyor, çağırıyor, hatta şiddet uyguluyor. Değil mi? Son zamanlarda hani sağlıkta şiddet istemiyoruz gibi bir sürü afişler var. Çünkü gerçekten çok ciddi şiddetler var sağlıkta. Ya bu iş öldürmeye kadar gidiyor. Yani Türkiye'de maalesef yani hastalar tarafından veya yakınlar tarafından öldürülen birçok sağlık personeli var. Başta doktor olmak üzere. Velhasıl ama tabii ki bunlar şiddet. Bunlar bahsimizden hariç. Fakat bazen hasta ya canı yandığında mesela biraz da sağlık personelinde belki hatası varsa burada ne yapabiliyor? Yani agresifleşebiliyor. Yani bağırıp çağırabiliyor. Arkadaşlar buna karşılık sağlık personeli yapması gereken şey ne? Aynı şekilde karşılık vermek değil. Yani o adam ne kadar bağırıyorsa bağırsın. Ona gayet böyle makul bir şekilde, sakin bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Neden? Çünkü empati yapmak lazım arkadaşlar. Yani sizin de hastanız, yakınınız hasta olsa veya kendiniz hasta olsanız belki ondan daha çok tepki vereceksiniz yani. Çünkü burada karşımızdaki kişi sonuç itibariyle hasta. Velhasıl bunların yani duygu durumları, bakın duygu durum diye bir şey var. Hani psikolojide belki duymuşsunuzdur veya psikiyatride böyle bir şey var. Duygu durum bozukluğu. Bazen insanların duyguları karmakarışık oluyor. Yani gülünecek yerde ağlıyor, ağlanacak yerde gülüyor. Ya tabii ki bu hastalık duygu durum bozukluğuna sebep oluyor. Kişinin duygularını anlayamazsınız. Yani bunu arkadaşlar ne yapmak gerekiyor? Empatiyle bunu anlamaya çalışmak lazım. Zaten empati malum. Yani günlük yaşamın her aşamasında bizim davranmamız gereken bir davranış biçimi. Sonuç itibariyle ya zaman zaman karşımızdan değil mi arkadaşlar? Bazen hani istenmedik bir takım hareketlere maruz kalabiliyoruz. Ya o esnada eğer sinirine hakim olamayıp aynı şekilde karşılık verdiğinde maalesef ateşe körükle gitmiş oluyorsun. Olay büyüyor da büyüyor. Değil mi? Hatta bu iş yani silah çekmeye kadar gidebiliyor bazen. Arkadaşlar yapılması gereken şey tamamen empatiyle yaklaşıp hatta insana gülümsemek yani. Bakın gülümsemek en büyük silah aslında. Yapabilirsen tabii. Kolay değil. Sana söven bir adama gülümsemek tabii ki kolay bir mesele değil. Veyahut da işte bağırıp çağıran bir insana gülümsemek gerçekten çok zor. İnsanın hemen karşılık veresi geliyor. Ve veriyorsun da yani. Günlük yaşamımızı çok görüyoruz. Ama arkadaşlar bunu özellikle hastanede böyle bir davranış biçimi kesinlikle uygun değil. Eğer siz size bağırıp çağıran bir insana karşı aynı şekilde karşılık veriyorsanız buna antipati deniyor. Antipati, karşılık vermeye, karşı hissetme. Bir de bunun farklı bir durumu oluyor arkadaşlar. Bazen mesela dedik ya hastada duygu durum bozukluğu olabiliyor. Hastanın duygusal durumu o anda çok sıra dışı oluyor. Ve bazen hani hasta haklı yönetmeninde şöyle bir şey var. Diyor ki sağlık personeli daima hastaya karşı güler yüzlü, nazik ve şefkatli olması lazım. Ya bunu da sağlık personeli düşünüyor, yapmaya çalışıyor hastaya karşı. Ama bazen ne yazık ki hasta bunu yanlış anlayabiliyor. Yani diyor ki ya bu hemşire bana karşı boş değil falan. Veyahut da bana karşı boş değil gibi bir manyakça bir duygu durum bozukluğu yaşayabiliyor kişi. Ve başlıyor bu defa işte şiirler, çiçekler, böcekler bilmem ne şu bu. Böyle bir yani davranış biçimine girebiliyor. Bakın buna karşı da sağlık personeli yapması gereken şey yine empati yapacak. Yani kişinin o duyguları gerçek değil. Yani normal gerçek yaşamda, günlük yaşamda seni görse yüzüne bakmaz ama hastanede seni melek gibi görebiliyor kişi. Yine empati yapması lazım. Eğer karşılık verirse buna sempati deniyor. Hani aynı şekilde davranırsan sempati oluyor ve kesinlikle bu da yanlış. Yani sempati yapmak da yanlış, antipati yapmak da yanlış. Doğru davranış biçimi sadece sağlıklı değil aslında bu. Hayatımızın her anında olması gereken davranış biçimi arkadaşlar kesinlikle empati. Empatinin de anlamı en içinde demekti. Bunu daha önce görmüştük. Pati de hissetme yani içinde hissetme. Kişinin duygularını anlamaya çalışma. Bakın bu çok zor bir sanat. Onu söyleyeyim bir sanattır hatta. Onu anlamaya çalışmak çok zor. Anlamaya çalışmadan çoğunlukla biz ne yapıyoruz arkadaşlar? O duyguya duyguyla karşılık veriyoruz. Halbuki yani son zamanlarda mutlaka duymuşsunuz. Duygusal zeka denen bir olay var. Duygusal zeka ne? Duygularını kontrol altına alma durumu. Çünkü bizi yöneten maalesef duygularımız. Bak maalesef diyorum çünkü o duygulara çoğu zaman yeniliyoruz ve o duygular bizi olmadık yerlere götürüyor. Hani bu duygusal zeka meselesi
duygularına hakim olma, hissiyatına hakim olma, hislerinle değil, aklınla, mantığınla davranma demek aslında duygusal zeka. Ama bu da çok ciddi antrenman gerektiren, çok ciddi çalışma gerektiren, çok muazzam dirayet gerektiren bir konu yani. Evet, patinin bir anlamı hastalığı demek, bir anlamı hissetme demek. Arkadaşlar pat dediğimiz zaman da bir şeyin sonunda pat varsa o hasta anlamına geliyor. Mesela günlük yaşamda yine çokça kullanıyoruz bu kelimeyi. Değil mi? Manyaklar diyoruz ya, manyaklar, psikopatlar da çok. Ne yazık ki etrafımızda. Malum psiko, ruh demektir. Psikopati dediğimiz zaman da ruh hastalığı anlamına geliyor. Ama psikopat dediğimiz zaman ruh hastası, yani hastanın kendisi. Ya da mesela sosyopat diye bir şey var. Sosyopat ne? Bu da toplumla alakalı, toplum hastası gibi bir anlam var bu kelimenin. Toplumla sorunlu olan. Yani adam toplum içerisinde şey yapamıyor, topluma uyum sağlayamıyor bu insanlar. Ne yazık ki illa bir arıza çıkaracak yani bir yerde. Ya düşünün, bazen başınıza gelmiştir. 20 kişi bir şey der mesela, böyle topluca bir şey yapacaksın 20 kişi. İlla işlerinden bir tanesi gıcıklığına bir arıza çıkartır. Neden? Adam psikopat. Çünkü ilgi çekmek istiyor. Böyle bu sefer 19 kişinin tamamı o adamı ikna etmeye çalışıyor. Ne kadar mutlu oluyor biliyor musunuz? O sizinle ikna etmeye çalışırken. Adam tatmin oluyor velhasıl. İnşallah içinizde bunu yapan yoktur yani. Düşünsenize herkes ona yalvarıyor. Abi Allah aşkına ya bir seferlik ya falan filan. O da var ya böyle zevkten 4 kişi oluyor. Valla bence hani yapılması gereken şey bu tarz insanların kışına tekmeyi çakmak. Çünkü sen kontrolü bir defa onların eline verdiğin zaman var ya yandın. Yandın yani. Bir yere gidiyorsan hep ona sorarsın. Abi ne diyorsun? Abi ne diyorsun? Abi ne yapalım? Niye? Çünkü arıza çıkaracak adam biliyorsun. Bu sefer işte o arıza çıkarmasın diye hep ona danışırsın yani. Yapman gereken kışına tekmeyi çakıp kardeşim yoluna devam etmek yani. Kusura bakma hasta olan o. Evet, bu tarz çok kelimeler var ama çok durmayalım. Fakat burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Psiko kelimesi görünce aklıma geldi. Bildiğiniz gibi önceki slaytlarımızda oz ve iyaz diye iki kelimemiz var değil mi? Oz neydi? Bir şeyin çok fazla artması. İyaz da aynı şekilde. Mesela örneğin parazit, parazitoz. Bir tane iki tane parazit bir şey, yani parazitozdan kastımız şu. Arkadaşlar o hastalık yapıyor. Yani hastalık derecesinde artması bir şey. Burada da mesela psikoz diye bir kelime var. Eminim duyanınız vardır psikoz. Yani kelime anlamı bir şey ifade etmiyor bizim için. Çünkü yani ruhun artması falan gibi böyle bir anlam var. Ama arkadaşlar psikoz dediğimiz zaman bu deliliğin en ağır hali. Onu söyleyeyim psikoz. Çıldırma hali. Çılgınlık yani böyle cinnet geçirme hali tabiri caizse. Hatta şöyle bir kelime belki hastalık duymuşsunuzdur. İnşallah görmezsiniz. Duyun ama görmeyin bunu. Yaşamayın da. Manik, depresif, psikoz. Hani az önce manyak dedik ya. O da mani oradan geliyor. Manik. Yani manikten kastımız şu. Yani şöyle düşünün. Senaryo kuruyorum şu anda. Adam bir şeyi çok fazla istemiş. Çok istemiş ama olmamış. Hani örnek vermek istemiyorum şu anda. İşte bir kızı sevmiş, bir erkeği sevmiş. Olmamış falan. Manik. Yani mani haline düşmüş. Sonra depresyona girmiş. Hani dedi ki manik depresif. Sonrası kafayı yemiş. Manik depresif psikoz. Ya bu arkadaşlar hani görüyoruz ya deli gömlekleri var. Ellerini arkadan bağlıyorlar. İşte arkadaşlar bu tam psikoz hali çünkü bu kişi eline geçirdiği şeyle size saldırabilir. O yüzden elleri arkadan bağlanıyor. Adam yani diyelim ki az bir şey hastaysa ellerini arkadan bağlayınca adam temelli zaten zıvanan çıkıyor insanlar. Düşünsene ellerini arkadan bağlı hiçbir şekilde öne getiremiyorsun. Gerçekten kötü bir durum yani. O yüzden arkadaşlar aklınıza mukayyet olun derim acizane. Evet bir başka kelimemiz arkadaşlar fobi. Malum bu kelimeyi de zaten kullanıyoruz. Bakın şu anda burada görmüş olduğumuz kelimeler aslında bizim günlük yaşantımıza öyle ya da böyle girmiş vaziyette. Hani bu kelimeyi en çok nasıl kullanıyoruz? Hobi, fobi değil mi? Mesela insanlar böyle bir kendilerini tanıtırken hobilerim bu. Mesela hobi derken neyi kastediyor? Yaparken eğlendiğin. Hani hobi çünkü eğlence demek. Yaparken eğlendiğin şeylere hobi deniyor. Ondan sonra
Korktuğun şeylere de fobi deniyor. Ancak burada yani tıpta bahsedilen korkular arkadaşlar hastalık. Bakın bahsettiğimiz her şey bir hastalık. Ve öldürecek derecede hastalık. Bakın bu buradaki korkular öldürür. Mesela slide'da görüyorsunuz. Aero hava demek. Aero kelimesi hava anlamına geliyor. Ama bakın resme bakarsanız uçağın altında şöyle bir şey var. Fear of flying. Hani fear malum korku demek ya İngilizce. Fear factor böyle korku yarışmaları vardı biliyorsunuz. Aslında uçmaktan korkma. Ama kelime anlamı aero hava demek. Fakat anlamına baktığımız zaman hani şu anda Türkçe karşılığı ne? Uçmaktan korkma. Yani uçağa binmekten korkma. Aynen İlyas Bey'in dediği gibi. Arkadaşlar en güzel örneği Kemal Sunal. Bildiğiniz gibi son filmi Propaganda Kemal Sunal'ın. Ve bunun galası Trabzon'da olacak. Ve diyorlar ki ya ikna etmeye çalışıyorlar. Ya gel işte illa uçağa bin, uğraşma, istemem 10 saat otobüse mi binilir, bilmem ne yol mu gidilir. Gel işte otobüs uçağa binelim, bir saat sonra oradayız. Adamı allem gallem ikna ediyorlar. Oldu orada Ali Sunal'ı o uçağın içerisinde ve maalesef oğlunun kollarında adam can verdi. Yani artık nasıl bir şey olduysa arkadaşlar, bakın bu basit bir şey değil. Korktuğunuz anda bildiğiniz gibi adrenalin denen bir hormonumuz var bizim. Yani bütün hormonların babasıdır size söyleyeyim. Adrenalin hormonu tüm hormonları etkileyen, tüm vücudu etkisi altına acayip bir şey. Ve bakın ne oluyor? Siz korktuğunuz zaman ve heyecanlandığınızda adrenalin seviyeniz artıyor değil mi? Avuç içleriniz titriyor. Ağzınız kuruyor. Yanaklarınız kızarıyor. Yani bu da hani daha heyecanlandığında bile. Mesela bir sınava giriyorsun. Ya işte korkuyorsun. Acaba ne soracak? Acaba geçecek miyim? Bakın bu korku değil aslında heyecan. Yani daha o noktaya gelmemiş. Ya bir de sende fobi olduğunu düşün. Yani ve uçağa bindiğini düşün. Adam kimin ne düşünüyor? Arkadaşlar bu adrenalin çok üst seviyeye çıktığında maalesef solunumu bile durdurabiliyor. Kalbi durdurabiliyor. Bu kadar tehlikeli. Mesela şöyle düşünün. Karanlıktan korkan bir adamı tek başına karanlık bir yerde kitleyin mesela. Akşam sabah git oradan ölüsünü al. Bu derece yani düşünün. O adam orada duramaz. Yani kim bilir aklına ne gelecek? Yani olmayan şeyleri görmeye başlar. Gerçi olmayan şey yok. Orada mutlaka bir şeyler var da. Ben aslında burada bahsettiğimiz fobi kesinlikle ölüm derecesinde fobiler. Tabii ki her zaman böyle mi değil. Mesela fotofobi diye bir şey var. Işıktan korkma. Bu ne demek? Mesela kızamık hastalığında gözler hassasiyet kazandığı için ışığa bakamazsın mesela. Buna fotofobi deniyor. Ya da sudan korkma diye bir olay var. Hidrofobi. Gerçekten sudan korkanlar var ama. Yani bazıları mesela en ufak bir yani dizlerine gelen sudan bile ölü patlar. Asla gemiye falan binemezler bunlara. Bu var aslında ama bir de şöyle bir şey var. Mesela kuduz hastalığında kişi sudan korkar. Yani su içmekten dahi korkacak duruma geliyor insanlar. Kuduz olduklarında. Bu da böyle bir durum. Mesela arachnofobi, örümcek korkusu. Klostrofobi, mesela klostrofobisi olmayan yoktur. Ama şöyle bir olay var. Arkadaşlar iyi kötü herkeste mesela yükseklik korkusu, akro. Akro aynı zamanda yüksek demek. Akrofobi var. Ya da mesela herkes örümcekten korkar aslında ama arkadaşlar buradaki insanlar o kadar çok korkuyor ki hatırlayın. Burada bahsettiğimiz her şey bizde var. Yani her şey bizde var. Ama bu çok aşırı olduğunda. Evet. Evet, hidrofobik suyu sevmeyen ama bunu yazan ismini okuyamadım ama şöyle söyleyeyim. Aklıma bir şey geldi. Hatırlarsanız fil diye bir kelimemiz vardı. Fil. Fil neydi? Seven demek değil mi arkadaşlar? Fil seven. Mesela hidrofil diye bir şey var. Duydunuz mu? Hidrofil. Pamukların üzerinde yazar arkadaşlar. Suyu seven demek değil mi? Pamuğa dokunduğun anda hop ne yapıyor suyu? Böyle emiyor resmen. İçine çekiyor. Evet sanırım bir Ray Sand oldu. İsa tarafından hemen İsa sesini açıyorum. İsa konuşabilirsin. Ekrana dokunabilirsin ya da. Mesela hocam sesim geliyor mu şu an? Evet geliyor ses. Hocam hidrofobik suyu sevmeyen, hidrofilik de suyu seven anlamında var. Evet, aynen.
Yani hidrofobi su korkusu veya işte hidrofobik dediğin zaman sudan korkan anlamına geliyor. Hidrofil de yine suyu seven anlamına gelen bir kelime. Tabii ki malum filin sevmenin malum başka anlamları da var değil mi? Mesela pedofili çocuk sevme demek ama çocuğu maalesef cinsel anlamda, sapık anlamda sevmek demek. Bu da böyle bir kelimeydi. Gelelim arkadaşlar pleji kelimesine. Pleji gördüğünüz gibi anlamı felç demek. Ama bunun İngilizcesi cerebral palsy şu an günlük yaşamda kullanılıyor. Yani beyin felci anlamına geliyor arkadaşlar bu kelime. Mesela buradaki örnek kelimemiz yarı felç demek. Hemi yarım demek. Önce hemiye bir örnek verelim. Mesela biliyorsunuz insan beyni iki parçadan oluşuyor. İşte insan beyninin bir yarım küresinde hemisfer denir. Hatırlayın sfer neydi? Küre demekti. Mesela atmo gaz demek. Atmosfer gaz küre değil mi? Bakın bu coğrafyada bile kullandığımız bir kelime. Yine biyosfer canlı küre. Litosfer taş küre gibi. Hemisfer de yarı küre. Burada da arkadaşlar ne demiştik? Hemipleji yani vücudun bir yarısında. Zaten burada bahsettiğimiz felç meselesi çoğunlukla arkadaşlar kol ve bacaklar için bir de boyun felci mesela görülebiliyor. Vücudun bir yarısında görülen felce hemipleji, sadece bir kol veya bir bacakta görülen felce mono. Malum mono bir demek. Monopleji. İki bacakta veya iki kolda görülüyorsa buna dipleji D2 demek çünkü. Hani karbon dioksitini hatırlayın değil mi? Bir tane karbon, iki oksijen, karbon D. O yüzden D2 demek. Ama aynı zamanda B kelimesi var arkadaşlar. O da B2 demek. Mesela bir fosfat, iki tane fosfor demek. B ile D aynı anlama geliyor. Quadr kelimesi de 4 demek. Quadriplegic dediğimiz zaman kişinin her iki kolu ve her iki bacağı ne olmuş? Felce uğramış vaziyette. Mesela cerebral palsy dediğimizde arkadaşlar bunlar beyin felci çeşitleri. Bakın burada ne demiş? Cerebral palsy types demiş. Tipleri. Types kelimesi Türkçe tip anlamına geliyor. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Bir de kardiyoplej denen bir kelime var. Kardiyo malum kalp demek. Kalp felci diye bir şey var mı? Aslında yok. Yani böyle bir kelime aslında kullanılmıyor kalp felci. Hani kalp spazmı var. Evet. Kalp kasları bazen kramp giriyor. Spazm oluyor. Kalpte şiddetli ağrı falan olabiliyor. Ondan sonra kalp atması sekteye uğrayabiliyor. Ama arkadaşlar burada kalp felci dediğimiz şey biliyorsunuz açık kalp ameliyatları kalp çalışırken yapılmaz. Yani kalbin durdurulması lazım. Neden? Çünkü doktor o tıkanmış olan damarın yanından bypass yapıyor. Yani bypass'ın anlamı da arkadaşlar bypass bazen karayollarında da oluyor. Diyelim ki yol tıkanmış. Karayolu hemen ne yapıyor arkadaşlar? Karayolları geliyor. Yanından bir yol açıyor değil mi? O, sadece o taşların olduğu yerden. Onu açıncaya kadar oradan yan taraftan bir bypass yapıyor. Yani yine bir geçiş veriyor. Malum diyorsunuz pas geçmek demek İngilizce. Bypass ameliyatlarında da tıkanmış olan damar. Önce doktor açmaya çalışıyor. Anjiyo ile falan. Anjiyo yapıyor vesaire. Ama açılmıyorsa o zaman bypass yapıyor. Yani yan taraftan yeni bir damar. Topuktan alıyorlar veya pardon baldırdan damar alarak toplar damarı kalbe ekliyor bunu. Ama bunu yaparken kalp çalışıyor olamaz. Kalbin durdurulması lazım. Peki kalp nasıl durduruluyor? Doktor kalbe yoğun potasyum veriyor. Ve potasyum kalp kaslarına felci uğratıyor. Ve kalbin durmasına sebep oluyor. Bakın aynı gerekçeyle siz çok fazla potasyum aldığınızda ki bu çok almaktan kaynaklanmaz çoğu zaman genelde sıvı kaybından ortaya çıkar. Yani asit baz dengesi diyoruz ya mesela siz sıvı kaybettiğiniz zaman ishal deyip geçmeyin. İshal öldürüyor. Neden? Çünkü potasyum baz yapan bir yanlış hatırlamıyorsam baz yapan bir mineral ve asit yapanları kaybettiğinizde bazik olanlar ne yapıyor arkadaşlar? Öne çıkıyor. Yani fazlalaşıyor bu da. Kalp kaslarında ve diğer kaslarda sıkıntıya kramplara falan sebep olabiliyor. Bu yüzden yani hiçbir şeyin her şeyin azı da çoğu da arkadaşlar zararlı. Evet putos kelimesi var. Putos kelimesinin anlamı düşme veya sarkma demek. Resimde çok güzel bir örneğimiz var. En çok sarkan, en çok düşen organların başına geliyor. Mide geliyor. Bakın normalde midenin arkadaşlar altı
L1 seviyesinde. Bakın buradaki biliyorsunuz omurganın numaraları var. Şu bölgeye lumbar bölge deniyor. Değil mi? Lumbar bel demek. L1, L2, L3, L4, L5 şeklinde. Bakın normalde midenin alt ucu L1 seviyesindeyken mide sarkmış ve L5'e kadar gelmiş. Aşağı yukarı yani 10-15 santimlik bir sarkma söz konusu. Bu çoğunlukla kazalar sonucu olabilir. Çünkü iç organlarımızın tamamı arkadaşlar karına asılı vaziyette. Yani oraya tabiri caizse dikili vaziyette. Ama travma sonucu veya bir hastalık sonucu bazen mide aşağı doğru inebiliyor. Bu da ciddi şekilde kişiye rahatsızlık verebiliyor. Doktor ne yapıyor arkadaşlar? Mideyi bulunduğu yerden alıyor. Karın duvarına tekrar bunu sabitliyor. Buna da gastropeksi adı veriliyor. Tabii ki bu düşme olayı bununla ilgili çok fazla kelime yok. Çünkü her organ düşmez. Genelde kalın bağırsakta olabilir, ince bağırsakta olabilir. Bir de göz kapağında olabiliyor. Yani mesela blefaroptoz, blefaron göz kapağı demek. Blefaroptoz dediğimiz zaman bazı insanların hastalık sonucu ya iki gözü ya tek gözü aşağı doğru sarkık oluyor. Bir tane adam var ya, ne o sanatçı neydi ya? Sagopa ne, o değil de bir adam vardı ya. Bir gözü böyle yarım. Adam da onu çok iyi kullandı. Aslında hasta herif ama onu sanki böyle bir şey şekil yapmış gibi onu kullandı. Ondan meşhur oldu. Ha, Hayko Cepkin yaşa. Hayko Cepkin bunu çok iyi kullandı gerçekten. İşte bakın burada bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bazen bizim zayıf sandığımız yanımız, yani zayıf yanımız aslında en güçlü yanımız olabiliyor. Yani sana göre en zayıf yanım diyorsun ama aslında o en zayıf yanını bile bazen en güçlü yanına çevirebiliyorsun. Yeter ki yani onu olumsuz bir şeymiş gibi düşünme. Ya yani bazen arkadaşlar ne yazık ki hani insanlar bunu yaşayabiliyor. İşte benim bunu şikayet olarak görüyor veyahut da eksiklik olarak görüyor. Tamam, eksiklik ama eğer bunu doğru kullanabilirsen o zayıf yanını aslında zayıf yanını en güçlü yanına çevirmek senin elinde, aynen Hayko Çepkin'in yaptığı gibi. Evet, reksi kelimesi var. Reksi arkadaşlar yırtılma demek, gördüğünüz gibi. Ama bu kelimeyi söylemeden önce belki hatırlatma yapayım. Bunu duymuş olduğunuzu varsayıyorum çünkü. Yırtılma anlamına gelen bir kelime arkadaşlar rüptür kelimesi. Belki duymuşsunuz, rüptür diye bir kelime var. Hatta kadın doğumda kullanılan bir terimdir. Erken membran rüptürü diye. Yani erken zar yırtılması. Bu ne demek? Membran zar demek bu arada. Peki kastedilen zar ne? Amniyon zarı. Yani bildiğiniz gibi anne karnındaki buna bebek demeyeceğiz. Fetüs diyoruz. Değil mi? Doğuncaya kadar. 10 haftaya kadar embriyo. Yani 2,5 aya kadar. Ondan sonraki döneme fetüs, doğduğunda bebek diyoruz malum. Amniyon zarı bebeği saran bir zar. Bunu daha önceki slaytlarımızda vardı bu. İşte bu amniyon zarı doğuma yakın arkadaşlar yırtılıyor ve oradan su boşalması oluyor. Ama bu su boşalmasının üzerinden doğal olarak hemen doğum en fazla 12 saat içerisinde gerçekleşmeli. Ama bazen daha uzun sürüyor. Yani doğum gerçekleşmiyor ve bu da fetüsün hayatını ciddi tehlikeye sokabiliyor. O yüzden zaten doktor hemen ne yapıyor arkadaşlar? Ya ebe, bunu manipülasyonla, manuel yöntemlerle ne yapıyor? O doğumun başlamasını sağlıyor veyahut da bazen acil bir şekilde sezeryen bile yapılabiliyor. Burada kelimemiz arkadaşlar kolporeksi, pardon, gördüğünüz gibi kolpos döl yolu demek. Şimdi bu arkadaşlar buradaki kolporeksi olayı doğum anında olabilecek olan bir şey. Hani eğer mesela bazı bayanların doğum kanalları doğuştan daha dar ve doğum yapma esnasında zaten şöyle bir şey de var. Malum dünyada en büyük sancı doğum sancısı falan derler. Kimisi böbek diyor. Yani böbrek sancısı. Kimisi diş diyor falan ama herhalde doğum sancısıdır büyük ihtimalle. Çünkü doğum esnasında arkadaşlar simfizis pubis denen bir kemik var. Bu kemiğin açılması gerekiyor. Yani esas sancı veren de aslında o bayana. Arkadaşlar bazen de ne yazık ki yani döl yolları yırtılabiliyor. Yani bebeğin kafası çıkarken özellikle yırtılabiliyor. Ebe bunu anladığında hani baktı ki zorlanma var. Yani biraz da o canı yakıyor doğum yapan kadının. Ebe duruma bakıyor. Zaten bunlar tecrübeli. Baktı ki sıkıntı var. Hemen arkadaşlar ne yapıyor?
epizyotomi denen bir olay var. Yani makası alıyor, resmen kesiyor orayı. Çünkü bildiğiniz gibi bir şey yırtılırsa onun tamiri çok zor. Mesela bir elbisemiz yırtıldığında artık çöpe atıyorsun. Ya yamayacaksın onu veya atacaksın yani. Ama söküldüğünde tekrar onu söküldüğü yerine dikmek çok kolay. İşte epizyotomi yapılmasının amacı da hani yırtılmasın diye. Çünkü yırtılırsa çok ciddi kan kaybından ölümüne kadar giden bir ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Rex'i de böyle. Hangi kelimenin sonuna gelse bu anlama gelmiş oluyor. Bir başka kelimemiz arkadaşlar sklero kelimesi. Skleroz gene halk arasında çok duyduğumuz bir kelime. Çünkü nereden biliyoruz aterosklerozu arkadaşlar? Dünyada en çok öldüren hastalık, kalp damar hastalıkları. Şu an ölümlerin, yani mevcut ölümlerin, hatta yaşa bakmaksızın mevcut ölümlerin %37'si maalesef kalp damar hastalığından dolayı ortaya çıkıyor. Ne yazık ki. İkinci sırada kanser var, üçüncü sırada doktor hataları var. Çok acayip değil mi arkadaşlar? En çok öldüren hastalık kalp damar hastalığı, damar tıkanıklığı falan. İkinci sırada kanser, üçüncü sırada doktor hataları diye geçiyor. Amerika'dan gelen bir istatistik bu. Türkiye'de durum belli değil ama arkadaşlar Türkiye'de maalesef çok ciddi sayıda insan yanlış teşhis ve yanlış tedavi sonucunda ya sakat kalıyor ya hayatını kaybediyor. Ve bundan dolayı Türkiye'de son yıllarda bu olaya biz mal praktis diyoruz. Yani doktorun hatasına mal kötü demek, praktis de uygulama demek. Yani doktor hata yapıyor, yanlış damarı kesiyor mesela ve o yanlış damarı kesme sonucu kişinin ölümüne sebep oluyor. Ya da sakat kalmasına ya da bir daha çocuk olmamasına sebep oluyor. Bundan dolayı da son yıllarda inanılmaz sayıda mal praktis davaları var. Yani halk da bunu yapanın yanına bırakmıyor arkadaşlar. Yani hata gerçi bilerek yapılmaz ama ya sonuç itibariyle öyle ya da böyle hata yaptın ve kişi bunda mağdur oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Evet, aterom. Aterom Yunanca bir kelime arkadaşlar. Yulaf lapası demek. Mesela bakın burada damağın içinde gözüküyor sarı. Bakın şu oluşuma aterom adı veriliyor. Hatırlayın, bir şeyin sonunda om varsa tümör demek değil mi? Tümör neydi? Şişlik. Yani bir şey şiştiğinde ona tümör adı veriliyor. Bu şişlikler bazen de kötü huylu olabiliyor. Yani çoğalabiliyor bu şişlikler ve çok kötü sonuçlara yol açabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada özellikle doymuş yağlar, yani kolesterol dediğimiz yağ, malum hani bu kolesterolün iyisi var, kötüsü var. Kötü kolesterol dediğimiz LDL arkadaşlar, bunu mutlaka duymuşsunuzdur. LDL kötüsü, HDL iyisi. Yani ne demek? LDL'nin arkadaşlar yağ içeriği çok yüksek, HDL'nin de protein içeriği çok yüksek. Ve bu LDL dediğimiz kolesterol, hayvansal yağlardan aldığımız bir kolesterol, bitkilerde bulunmuyor. Ya margarinde mesela daha sağlıklı hayvansal yağlara nispeten. Ne yapıyor? Bu damarda dolaşırken kalsiyum var malum. Yediğimiz besinde kalsiyum içeriyor. Kalsiyumla birleşerek damar yüzeyinde çökelmeye başlıyor. Ve aterom adı verilen böyle bir yağ tabakası. Hatta yağ tabakası değil bu sadece. Sert bir tabaka sonuçta. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Bu damara tıkıyor. Eğer bu tıkanıklık kalp damarlarında, yani kalbi besleyen malum damarlara koroner damar adı veriliyor. Koroner damarlarda gözükürse bu ne yazık ki ilerleyen süreçte önce angina pectoris, bunu mutlaka duyanınız vardır. Çünkü bakın yaşa bakmıyor dedim. 10 yaşında bile bu görülebiliyor. Eğer zaman zaman böyle nefes aldığınızda kalbe saplanan bir ağrı, hatta böyle sol kola doğru, hatta sol omuza kola doğru uzayan bir ağrı varsa, hatta hava açlığı çekiyorsanız, bunun adı angina pectoris ve bir adım sonrası kalp krizi. Evet, Mehmet Bey de bir şey söyleyecek. O yüzden istek gönderdi. Buyurun Mehmet Bey. Mehmet Bey konuşmadan çıktı maalesef. Evet, herhalde çıkması gerektiğini söyleyecekti büyük ihtimalle. Arkadaşlar ateroskleroz dediğimiz zaman da damar sert bir anlamına geliyor. Bakın normalde damar kelimesi arter değil mi arkadaşlar? Üç tane damarımız var. Arter, ven ve kapil. Atar damarlara arter, toplar damarlara ven, kılcal damarlara kapil deniyor. Normalde hani arter denmesi lazım ama arkadaşlar kelimenin kökü bu değil. Kelimenin kökü
ateromdan geliyor. Ateromların sebep olduğu damar sertliğinden geliyor. Ve dediğimiz gibi doktor mesela ne yapıyor? Bu kalp damarı olsun. Malum kasıktan ya da koldan, şu an son zamanlarda koldan girmeye başladılar. Giriyor. Kateter adı verilen bir çubuk var. Bu çubuk buraya geldiğinde, mutlaka bunun videosunu görmüşsünüz YouTube'dan. Buraya geldiğinde çubuğun ucunda baloncuk gibi bir şey var. Onu şişirince bu kaplıyor, yani burayı damağın içerisinde kaplıyor ve ileri geri yaparak bu damarın buradan büzüşmesini sağlıyor. Hatta son zamanlardaki teknoloji bu damağın içerisinde bir şey zerk ediyor. Bu yağın parçalanmasını sağlayıp o şekilde alınabiliyor. Ama bu teknoloji Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum tabii. Bizim şimdilik yaptığımız, yani gördüğümüz, bildiğimiz daha doğrusu, buradaki balonla burayı eziyor. Olmalıysa arkadaşlar stent adı verilen bir şey var. Stent böyle bir metal gibi, metal değil aslında. Bir parçayı buraya koyuyor ki bu yağ, çünkü bu yağ buradan götüremiyor. Sadece eziyor ve tekrar eski haline gelmesin, şişmesin diye stentle orayı kapatmaya çalışıyor. Ama çözüm mü? Tabii ki değil. Yani kişinin vücudunda bu ateromlar birçok damarda ortaya çıkabiliyor. İşte eğer bu damarı anjiyoyla veya anjiyoyla stentle açamazsa arkadaşlar, olmuyorsa, o zaman tek çare nedir? Bypass. Bakın burası tam tıkandığını düşünün. Yandan ne yapıyor? Bir damar alıyor baldırdan. Toplar damar ve o damarla yandan bu tarafa doğru bir kan akışı sağlayıp bir geçit açmış oluyor. Buna da bypass adı veriliyor. Evet, bir başka kelimemiz sentez. Sentez kelimesinin anlamı delme demek. Tam olarak karşılığı bu. Ama Türkçe karşılığı yok. Bakın ne yapmışız? Aynen sentez demişiz. Çünkü delme kelimesi onu karşılamıyor aslında. Mesela burada tam delme kelimesini karşılayan şöyle bir kelimemiz var. Amniyon, az önce bahsettim. Anne karnında, yani rahimde intrauterin yaşam diyoruz değil mi? Intrauterin, rahim içi. Fetüsü saran bir sıvı ve zar. Sıvı ya da amniyon sıvısı, zara amniyon zarı adı veriliyor. Bakın burada plasentayı görüyorsunuz. Pembe renkli işaretlenmiş. Bu plasenta ne yapıyor arkadaşlar? Göbekten fetüsü besliyor. Burada iki tane atar damar, bir tane toplar damar var. Bu şekilde bebekle anne arasında bir kan alışverişi söz konusu. Malum. Evet, mesela bazen bebekte veya fetüste herhangi bir hastalık var mı yok mu diye araştırmak amacıyla, hani genetik hastalıklar olabiliyor. Yani bu bebekte var mı yok mu anlamak için ne yapıyor arkadaşlar? Anne karnından sıvı alınması gerekiyor. Yani doktor buna ponksiyon iğnesi deniyor buna. Bu iğneyi gebenin karnına saplıyor. Oradan sıvı çekiyor. Bu olaya, yani delip alma olayına amniyosentez deniyor. Ama eğer bu karna yapılırsa, yani rahime değil de karna yapılırsa, karın, abdomen, karın demek. Abdominosentez. Ekleme yapılırsa artrosentez. Akciğer denilirse torakosentez. Toraks göğüs demek. Duyanınız var, mutlaka anatomi dersinde görmüşsünüzdür. Toraks göğüs anlamına geliyor. Torakosentez göğsün delinmesi. Çünkü mesela kişi diyelim ki bir travma yaşadıysa bazen hani toraksta kan birikebiliyor. Buna hemotoraks adı veriliyor arkadaşlar. Toraks göğüs demek. Hemo kan demekti. Hemotoraks göğüste kan birikmesi. Bunu nasıl anlıyorsunuz? İşte torakosentez yaparak, değil mi? Göğüs delinerek oradan sıvı alınıyor. Kan varsa demek ki hemotoraks var. Bazen göğsün dışında, yani akciğerin dışında, göğüs içerisinde hava birikir. Buna da pnömotoraks deniyor. Malum pnömo ne demek? Hava anlamına geliyor. Hava birikmesi olabiliyor. Arkadaşlar pnömon aynı zamanda akciğer demek. Pnömon hem hava demek hem akciğer anlamına geliyor. Mesela pnömoni diye bir hastalık var değil mi? Pnömoni. Ne hastalığı bu? Zatürre. Malum geçen yıldan bu tarafa bu COVID'den ölenlerin sayıları böyle hep tartışma konusu. Devlet orada bir katakulli yapıyor diyorlar. Yani ben diyenlerin yalancısıyım. Normalde kişi önce COVID oluyor. COVID bağışıklığını çok fazla düşürdüğü için arkasından zatürre yakalanıyor kişi. Yani aslında öldüren hangisi? COVID. Yani COVID sebebiyle oldu ama ölüm sebebi COVID demiyor. Zatürre diyor. Yani böylece sayıyı daha düşük gösterme imkanına sahip oluyor. Yani böyle bir durumlar oluyor. Hala oluyor mu bilmiyorum ama böyle bir haberler çıkmıştı yani, yani sayıyı düşük göstermek adına.
Evet, sentezin anlamı bu. Bir de arkadaşlar, sentez zaten Türkçe'de kullanılmış bir kelime. Hani sentezlemek falan gibi kullanıyor ya. Mesela fotosentez denen bir olay var. Foto neydi? Işık demekti. Fotosentez de hani kelime anlamı çok acayip. Hiç alakası yok Türkçe ile. Zaten Türkçesi olmadığı için fotosentez diyoruz buna biz. Biyoloji dersi mutlaka görmüşsünüzdür. Yeşil yapraklı bitkiler malum ototroftur. Yani kendi besini kendisi üretir. Hiçbir canlıyı yiyemezler. Onların besini klorofil ve bildiğiniz gibi ışığı, ısık, hava, toprak vesaire bunlar suyu da ne yapıyor? Kendi besinli olan klorofili üretiyor. Hani hatırlayın, kloro yeşil demek, fil seven demek. Yani klorofil yeşil seven anlamına geliyor ama bunun Türkçesi yine klorofil şeklinde kullanılıyor. İşte burada fotosentezin anlamı, kelime anlamı Türkçe'ye hiç uymadığı için bu kelimeyi biz aynen kullanıyoruz. Yani fotosentez ne diyoruz? Bir yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yaparlar. Gündüz yaparlar bunu. Fakat gece ne yapıyor? Gece ışık olmadığı için oksijen alıyor, karbondioksit veriyor. O yüzden böyle yeşil yapraklı bitkilerin olduğu odalarda, mesela diyelim ki bazıları çok fazla bitki yetiştiriyor, çiçek yetiştiriyor. Adam salonu fullemiş böyle çiçeklerle. Sonra sen onu misafir oluyorsun, gel burada yat diyor sana. Aslında çok tehlikeli. Yani çok da iyi bir durum değil. Çünkü orada nefes alıp ben tek sen değilsin. Bitkiler de orada. Gece bunlar oksijen alıp karbondioksit salınımı yapıyorlar ortama. Bu anlamda mesela böyle bir botanik bahçesine falan uyunmaz mesela. Örneğin çok tehlikeli bir durum oluşturur. Bir diğer kelimemiz sanırım bu son olacak. Buradan ileriye geçmedik çünkü. Gündüzlerde haftaya malum sınavlarımız var. Şimdi grafi, gram ve graf. Grafi, graf, gram. Arkadaşlar bu üç kelime, hatta şunu da göreceğiz büyük ihtimalle. Bunu da görürüz tahminim. Ondan sonra bitiririz bugün. Şimdi bu kelimeler de artık Türkçe'ye gelmiş. Mesela EKG diyoruz değil mi? EKG, elektrokardiyografi. Şimdi buradaki grafi kelimesi bir eylem gösteriyor. Yani mesela bakın burada bir hasta var, temsili. Bu hastaya EKG cihazının bağlanıp cihazın çalıştırılması olayına elektrokardiyografi deniyor. Yani ne demek? Elektrikli kalp filminin çekilmesi. Yani film çekme olayına EKG adı veriliyor. Film çekme işi yani. Ama bu film çeken alete, yani şurada görmüş olduğunuz alete elektrokardiyograf deniyor. Ve şu çıktıya da arkadaşlar elektrokardiyogram adı veriliyor. Bakın bu böyle. Yani grafinin anlamı yazmak demek. Graf alet demek. Gram da bu çıkan yazıya verdiğimiz isim. Bu anlamda mesela birçok kısaltma var. Örneğin EEG mutlaka duyanınız var. Neyin kısaltması bu? Elektroensefalografi. Çünkü ensefalon beyin demek. Sefalon baş, ensefalon beyin demekti. Ensefalografi dediğimiz zaman yani EEG dediğimiz zaman elektrikli beyin filminin çekilmesi. Yine EMG denen bir olay var. Elektromiyografi. Mutlaka duymuşsunuzdur. O da elektrikli kas grafisi demek. Kas filmi anlamına geliyor. Yine anjiyografi duymuşsunuzdur. Damar grafisi demek. Anjiyografi. Tomografiyi zaten biliyoruz değil mi? Tomo kesme demek. Hatta Tomi. Böyle bir son ekimiz var. Haftaya göreceğiz bunu. Veya sınavdan sonra. Örneğin anatomi buradan gelme. Tomografi de kesitsel grafi demek. Şimdi örnekle arkadaşlar slide'da gördüğünüz her şeyden sorumlusunuz. Yani bu verdiğim slide'ın içindeki her şey dahil. Türkçesi, İngilizcesi, yazılışı, okunuşu her şeyi dahil. Şimdi bu tabii ki grafik kelimesi film çekme demek ama aynı zamanda yazı yazma anlamına geliyor. Mesela oceano, arkadaşlar İngilizce ocean, okyanus demek. Oceanografi, okyanus bilimi demek mesela. Veya deniz bilimi. Oceanografi. Ondan sonra yine sınav test. Değerli Fatma, sınav test olacak. Yine mesela grafiyle ilgili örneğin resmi sormam tabii ki Hatice. Resmi nasıl sorayım? Resim yok. Sadece yazılı kısımlar. Mesela bak şimdi unutturdum bana. Şöyle bir kelime var.
dersinde gördüğünüz bu kelimenin geografi 20 civarında Emre. 20-25 civarı. Arkadaşlar geo toprak demek. Geografi toprağın filminin yazılması. Yani buna bir Türkçe nasıl okuyoruz? Coğrafya değil mi? Geografi, coğrafya. Mesela geo toprak demek. Bazen geo diye okunuyor, bazen geo diye. Jeoloji toprak bilimi. Geografi, yani coğrafya toprağın yazılması. Yani mesela coğrafyacı ne yapıyor? Toprağı işte şöyle tepe var, böyle düzlük var, bunu yazıyor. Ama jeologlar toprağın içini inceliyor. Değil mi? Bu farklı bir olay. Bu tarz kelimeler mevcut. Yine mesela baktığımız zaman fotoğraf diye bir şey var değil mi arkadaşlar? Fotoğraf. Foto ışık demekti. Graf da çeken alet demekti. Mesela fotoğraf, fotoğrafın filmini çekiyor değil mi arkadaşlar? Normalde hani eskiden vardı, şimdi yok onlar. Fotoğrafçı resim çektiğin zaman bunun negatif oluyor. Aslında bir film üzerine yansıtıyor. Siz ışığın resmini çekiyorsunuz aslında. Değil mi? Hatta flash olmayınca resim çekilmiyor. Siz resim çektiğinizde karşıdaki cisimden sana yansıyan ışığı çekiyorsun aslında. Onu negatife yansıtmış oluyorsun. Yine mesela sismograf duymuşsunuzdur. Sismograf depremi ölçen alet. Malum deprem esnasında böyle ileri geri giderek ne yapıyor? Bu belli bir şey şekil ortaya çıkartıyor. Gramla ilgili de yani aslında birçok şey var. Diyagram gibi vesaire birçok yer. Mesela diyagram diye bir şey var. Grafik çeşidi var. Diyagram. Böyle mesela grafik var. Grafiğin içindeki o yazıya diyagram adı veriliyor. Yine mesela eğer o grafiğin şöyle kare şeklinde hani böyle çizgili falan olur ya görmüşsünüzdür ilkokulda veya ortaokulda neyse. Ona da dokusu olduğu için histodoku demek. Histogram adı veriliyor. Çok kelime var ama sonraki kelimemizi görüp ondan sonra arkadaşlar çıkacağız. Çünkü bunu görmüştük. Evet, metri ölçüm yapmak demek. Meter de ölçüm yapan alet anlamına geliyor. Önce meterden başlayalım. Bunun Türkçesi meter değil, metre şeklinde malum yazılıyor, okunuyor. Mesela termo, örneğin sıcaklık demek. Termo. Mesela termoya bir örnek vereyim. Termik santral. Ne demek? Kömür veya doğal gaz yakılarak çalışılan santral. Hani orada çok yüksek sıcaklıklar ortaya çıkartılıyor ve o sıcaklık pervaneye çeviriyor. Pervane çok hızlı bir şekilde döndüğünde işte pervaneye bağlı veya işte o ne diyor tam bilmiyorum onu işte bobinler var. Bobinler elektrik üretiyor falan. Mesela termal otel değil mi? Hem termik kelimesi var hem termal kelimesi var. Termal otel içinde kaplıca suyu bulunan otellere deniyor. Yani termik dediğimiz zaman da sıcakla alakalı malum. Termometer ya da termometre dediğimiz zaman ısıyı ölçen alet. Barometre basıncı ölçen alet. Alpermetre, alper ölçen, alper de mi yanlış demedim. Alper veya alter tam bilmiyorum neyse artık bunu ölçen alet. Voltaj metre, volt ölçen alet. Nanometre, arkadaşlar nanometre diye bir şey var. Veya mikrometre. Ne yapıyor? Çok küçük böyle milimlik şeyleri ölçen aletler var. Mikrometre diye. Ampermetre, evet. Ampermetre, eyvallah. Amper ölçen alet. Mesela telemetre diye bir şey var. Malum tele uzak demek. Telemetre uzaklığı ölçen alet. Bazen görmüşsünüzdür bu haritacılar bunu kullanıyor. Böyle adam bir şeyle bakıyor yolda çalışmalar yapılıyor. Biri bakıyor biri bir şey kazık gibi bir şey tutuyor. Şuraya git buraya git falan diyor arkadaşlar. O aslında baktığı o dürbün falan değil. O bir telemetre. Çünkü düşünün biz bir şeyi ölçerken ne kullanıyoruz evde? Şerit metre değil mi arkadaşlar? Bir böyle şerit metre oluyor. Çekiyorsun 10 metreye kadar çıkıyor. Hadi olsun inşaatta 20 metre olsun. Ama düşünsene bir futbol sahasının boyu 450 metre. Bunu şeritle nasıl ölçersin? Böyle bir imkanın yok. İşte arkadaşlar bu tip durumlarda telemetre adı verilen bir takım aletler kullanılıyor. Hatta mesela savaş filmlerini görmüşsünüzdür. Komutan bakıyor. Topçular hazır. Bekle diyor. Bekle bekle bekle. Niye? Menzil dışında. Menzile girdiğinde çünkü top böyle eğimli gittiği için menzile girdiğinde ateş diyor. Yani şey menzile girdi. Nereden biliyor arkadaşlar? İşte o bakmış olduğu alet bunu gösteriyor. Gelelim metri olayına. Metri de ölçüm yapma anlamına geliyor. Mesela antropos insan demek.
Mesela antropoloji, insan bilim, antropoid, insana benzeyen falan gibi. Antropometri de insanın ölçülmesi. Peki bir insan nasıl ölçersin? Boyunu, kilosunu değil mi arkadaşlar? Özellikle mesela bir bebeği doktora götürdüğünüz zaman çocuk doktoru görmeden önce hemşire ne yapar? Onun boyunu ve kilosunu ölçer. Çünkü doktorun yanında böyle takvime benzeyen uzun kocaman bir şey var. Bir takım gibi bir şey var yanında. Peki o aslında ne o? O takvim değil tabii ki. Bir çocuğun hangi ayda, hangi kilo ve hangi boyda olduğu 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani bunun ortalaması var. Yani en az ne kadar olmalı, en çok ne kadar olmalı, ortalaması kaç? Bu belli. Yani bu çalışma yapılmış Türkiye'de. Dolayısıyla doktor ne yapıyor? Çocuğun boyuna bakıyor, bakalım normal değerler içinde mi? Kilosuna bakıyor, normal değerler içinde mi? Bir de 18 aya kadar baş çevresi de ölçülüyor. Ama 18 aydan sonra baş çevresi ölçmenin bir esprisi yok. Artık çünkü kafatası büyümesi bir nevi durmuş oluyor. Yani ölçmenin bir manası yok yani. Tabii ki büyümeye devam ediyor ama ölçmenin manası kalmıyor. Yine mesela biyometri, canlının ölçülmesi. Şunu söyleyeyim. Mesela biyometrik resim diye bazen istiyorlar ya. Biyometrik resim. Ne demek? Sen mesela pasaport çıkaracaksın veyahut da yeni kimliklerde malum biyometrik resim istiyor. Özelliği şu arkadaşlar. Yani üzerinde asla ve asla oynanmış olmayacak. Yani bazen damatlık böyle resim çekiliyor ya, adam oynuyor da böyle cillop gibi bir resim çıkartıyor ortaya. Ama biyometrik resimlerde senin yüzünün bütün çizgileri orada gözükecek. Yani oynama yapamazsın üzerinde. O yüzden biyometrik deniyor. Son bir şey örnek vereyim. Mesela özel hastanelere gittiğiniz zaman avuç içi okuma var. Avuç içi. Yani sen orada avuç içi okutman, hatta yeni kimlik alırken de var bu. Avuç içi okuma olayı. Özel hastaneler niye istiyor devlet bunu? Çünkü özel hastaneler maalesef